Haber bülteninde Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarına bir göz atacağız. Hem de yerinden hemen Slovenya kampına uzanıyoruz. Muhabirimiz Furkan Yıldız orada antrenmanı takip ediyor. Antrenman sahasında hatta şu anda muhteşem bir yeşilliğin manzaranın önünde güzel de bir hava var anladığım kadarıyla. Bizleri bekliyor. Furkan Yıldız merhaba, kolay gelsin. Melike Çelik, çok teşekkürler. Slovenya Maribor'dan bizler de mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Çok güzel bir hava içinde bu akşam siyah beyazlar Slovenya kampındaki 7. günde akşam antrenmanını gerçekleştiriyor. Ekip arkadaşım Erdal Balcı antrenmandan, çalışmadan canlı görüntüleri sizlerle paylaşırken ben de siyah beyazların kampından ve gündeminden notlarımı aktarmaya başlayayım. Kampın 7. gününde olduğumuzu ifade etmiştik. 10 Temmuz günü başladı siyah beyazların Slovenya antrenmanı, Slovenya kampı ve bugünkü çalışma öncesinde de salonda bir aktivasyon çalışması yaptı Beşiktaşlı futbolcular. Bir ısınma çalışması gerçekleştirdi ve şu anda da artık yavaş yavaş akşam antrenmanı, saha çalışması siyah beyazlarda başlıyor. Herhangi bir eksik isim yok. Kamptaki tam kadro şu anda Beşiktaş'ta bu antrenman için sahada. Ciro Immobile dünkü çalışmada ilk kez takımla beraber çalışmalara başlamıştı. Şu anda da İtalyan santraforun yine takımla beraber antrenmanda olduğunu belirtelim. Ciro Immobile Beşiktaş'ın yeni santraforu. Şöyle bir bugüne kadar kampta yaşananları özetlemek gerekirse 7 günü biraz daha detaylandırmak gerekirse eğer Beşiktaş'ta tabii şu ana kadar belki de kamp adına tek olumsuz nokta Beşiktaş'ın henüz bir hazırlık maçı oynayamaması oldu. Siyah beyazlar 13 Temmuz günü Dinamo Zagreb'de planlanan hazırlık karşılaşmasını olumsuz hava koşulları sebebiyle oynayamamıştı ve yarın artık Beşiktaş'ın Slovenya'daki ilk hazırlık maçını oynamasını bekliyoruz. 17 Temmuz günü siyah beyazlar Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek hazırlık karşılaşmasında bu aynı zamanda Beşiktaş'ın Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçı olacak. Antrenmanlarda tabii ki basına açık olan bölümlerde bunların tabii çoğunluğu büyük kısmı taktik antrenmanları olmuyor basına açık olan kısımların bunu tabii öncelikle belirtelim. Çok fazla merak edilen nokta var. Özellikle Giovanni van Bronckhorst'un nasıl bir formasyon tercih edeceği, hangi futbolculara hangi bölgelerde görev vereceği. Bu anlamda hazırlık maçları tabii ki çok önemli. Bizler adına da biraz daha
oyun anlayışı, oyun planı konusunda bir fikir sahibi olabilmemiz için kamptaki iki hazırlık maçı çok önemli olacak. 17 Temmuz'da yarın Siyah Beyazlar ilk hazırlık maçını Shakhtar Donetsk'le oynayacak bu kampta. 20 Temmuz günü ise kampın son günü Grazer'le bir hazırlık maçı oynadıktan sonra aynı günün akşamında Siyah Beyazların İstanbul'a dönmesini ve 2 günlük bir izin ardından Turkcell Süper Kupa maçı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına Siyah Beyazların İstanbul'da devam edeceklerinin altını çizelim. Antrenmandan Slovenya Maribor'dan şu anda canlı görüntüler. Saha ortasında her antrenman öncesinde olduğu gibi Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular bir mini toplantı gerçekleştiriyorlar. Sonrasında çalışma başlayacak. Şu ana kadar antrenmanlarda geride kalan günlerde antrenmanların büyük bölümünde Giovanni van Bronckhorst'un ağırlıklı olarak hücum çalışmaları üzerinde durduğunu belirtelim. Yine duran toplar noktasında sık sık futbolculara çalışmalar yaptırıyor Hollandalı teknik direktör. Tabii ki bu kampın, Slovenya kampının en önemli sebeplerinden, amaçlarından birisi takımın fizik seviyesini, kapasitesini biraz daha yukarıya çıkarmak olacak. Siyah Beyazlar Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk olacak. O maça kadar Giovanni van Bronckhorst ve ekibi olabildiğince futbolcuları en hazır hale getirmeye gayret ediyor. Kadro konusunda belirsizlikler var Beşiktaş kadrosunda tabii ki. 19 yabancı futbolcu, herkesin hem Beşiktaş yönetimi hem Beşiktaşlı taraftarlar, herkesin aslında çok sık üzerine düşündüğü konu 19 yabancı futbolcu konusu. Bu anlamda 3 isim, Amartey, Chamberlain ve Montero İstanbul'da bırakılmıştı Siyah Beyazlar'da. Bu 3 futbolcu, 3 yabancı futbolcu daha doğrusu. Çünkü başka isimler de vardı İstanbul'da bırakılan. Kartal Kayra, Kerem Atakan, Tayfur Bingöl de yine Beşiktaş'ın Slovenya kamp kadrosunda olmayan isimler. Amartey, Chamberlain ve Montero için Beşiktaş artık gelecek olan teklifleri bekliyor. Bu 3 isimle kısa süre içerisinde yolların ayrılması için bir formül arayışı var Siyah Beyaz yönetimde. Özellikle Brad Friedel, Amerikalı profesyoneli Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yönetim kurulu danışmanlığı görevine getirilmişti Brad Friedel. Bu anlamda oyuncu satışları konusunda çalışmalar, formül arayışları devam ediyor. Hem Beşiktaş yönetim kurulu hem de yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel tarafından görüşmelerin yürütüldüğünü, çalışmaların devam ettiğini belirtelim. Kampta olan ama yine geleceği belirsiz olan isimler var Beşiktaş'ta. Giovanni van Bronckhorst 20 Temmuz'da kampın sona ermesiyle beraber bir rapor sunacak Beşiktaş Futbol Komitesi'ne ve sonrasında bir anlamda yine transfer planlamasında Beşiktaş'ın yol haritası belirlenecek. Yeni fakat bir o kadar da eski yüz var Beşiktaş'ın Slovenya kampında. Artur Masuaku, Omar Colley kiralık olarak Marsilya forması giyen geçtiğimiz sezon. Jan Onana. Vincent Aboubakar ki bir yeni transfer gibi aslında gözler Aboubakar'ın da üzerinde bu Slovenya kampında. Çünkü onun antrenmanlarda burada vücut dili ortaya koyacağı istek ve arzu Beşiktaş teknik ekibi ve yönetimi için oldukça önemli. Şu ana kadar açıkçası bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla ve kulüp içerisinden de edindiğimiz bilgiler Aboubakar'ın Slovenya kampında şu ana kadar çok iyi çalıştığı yönünde. Ekstra antrenmanlarla kendisini hazır hale getirmeye belirsizlik içerisinde olsa da şu anda kampta çalışmalarına hem takımlı hem de bireysel olarak devam ediyor. Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Siyah Beyazlar'la bir yıl daha sözleşmesi var Aboubakar'ın. Şu anda ekranlara
Eğer yanlış görmüyorsam ekip arkadaşım Erdal Balcı, Ciro Immobile'yi getiriyor. Beşiktaş'ın İtalyan santrafora Ubakar'dan bahsettik tabii. Immobile konusu bunların hepsi birbiriyle bağlantılı belki de konular. Immobile takviyesiyle. Immobile takviyesiyle beraber santrafor noktasında Beşiktaş'ta şu anda görev alabilecek 5 oyuncu var. Immobile, Abubakar, Muleka, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu 5 isimle Beşiktaş'ta santrafor bölgesinde görev alabilen isimler. İlerleyen günlerde tabii ki özellikle Abubakar, Muleka konusunda farklı planlamalar olabilir ama şu an için kampta az önce de ifade ettiğim gibi bir kez daha tekrar edeyim. Abubakar'la ilgili olarak antrenmanlarda oldukça istekli ve hırslı olduğunu görüyoruz Kamerunlu golcünün. Bireysel antrenmanlarla beraber de kendisini fiziksel anlamda da daha iyi noktalara taşımaya gayret ettiğini aktaralım. Ernest Vuci ve Semih Kılıçsoy izinlerini erken noktalayıp Beşiktaş'ın Slovenya kampına erken gelmişti. Vuci 15 Temmuz'a kadar izinli olmasına rağmen 10 Temmuz günü buraya takımla beraber Slovenya'ya geldi. Semih ise kamp kadrosunda, ilk etapta planlanan kamp kadrosunda yoktu Semih. O da kampını, özür diliyorum, iznini erken tamamlayıp takımla beraber 13 Temmuz itibariyle çalışmalara başladı, buraya geldi. Semih Kılıçsoy da milli takımdan çok fit döndüğü bilgisini aldık. 4 kilo verdiği yönünde bireysel çalışmalarla beraber yeni sezona Semih'in de çok daha fit bir şekilde girdiğini görüyoruz. Bir kez daha tekrar edeyim, yavaş yavaş buradaki yayınımızı noktalıyoruz. Değerli izleyenler, siyah beyazlar yarın Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında eğer ki bir olumsuzluk, bir olumsuz hava koşulu bu maça engel olmazsa Shakhtar Donetsk'le ilk hazırlık maçını oynayacak Slovenya kampında Beşiktaş ve 20 Temmuz'da ise Grazer'le kampın son günü, son hazırlık maçını oynamasının ardından siyah beyazların İstanbul'a aynı gün akşam saatlerinde dönmesi planlanıyor. Beşiktaş'ın kampın 7. günündeki akşam antrenmanından canlı görüntüleri sizlerle paylaştık. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde siyah beyazların çalışmaları devam ediyor. Biz yine yeni detaylar, buradan Slovenya'dan yeni yansıyanlar ve elbette Beşiktaş'ın transfer gündeminden de yeni gelişmeler olduğu takdirde bu ekranlarda aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim. Eğer bir sorunuz yoksa ben sözü Maribor'dan tekrar sizlere bırakayım, Melike Çelik. Furkan Yıldız, çok teşekkür ediyoruz. Antrenmanı da izledik bir süre. Beşiktaş'ın çalışmasını takip etmiş olduk. Son haberleri de aldık ve bu canlı bağlantıyla birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz. Görüşmek üzere.